Herkese merhaba sevgili takipçiler. Sevda'nın Örgü Ev YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bebek yeleği, bayan yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta lila renginde bir ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi parça halinde başladık bakın. Böyle harika araşalı kahve çatlağı, kahve çekirdeği bir yelek örneği. Hem çok kibar durdu, rengi de modeli de harika bir bayan yeleği de yapılabilir, bebek yeleği de. Şimdi bugün sizlere böyle 3 tane ilmeğim arada var, 3 tane de örneğim için toplam 2 örnek 3 ara anlatacağım. 15 ilmek kenarlarıyla birlikte 17 ilmek, yani bir örneğimiz için arasıyla beraber 6 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen başlayalım modelimize, ara ara göreceksiniz. Alt ucuna biz bir düz bir ters lastik yaptık. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimize bakın, ilmeklerimizi attıktan sonra arka yüzün tamamını ters örüyorum. Tamamı ters olan örgüler her zaman daha kolay örgüler sevgili izleyicilerim. Bu modelimizin de tamamı hep böyle devam edecek. Arkası hep ters, ön yüzde modelimizi koyacağız. Şöyle sıramı tamamladım bakın. Ön yüze geldik. Şimdi kenar ilmeğimden sonra 3 tane araş örüyorum ön yüzde. 2, 3. 3 tane de düz örüyorum. 2, 3. Yani 3 düz, 3 ters gibi. 3 düz, 3 araşa. Fark etmez. Tersle araşa aynı. Arka yüzde ters, ön yüzde araşa diyoruz. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım şimdi. 3 ters, 3 düz diyelim. Arka yüzde tamamı zaten ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abonelerimiz ne kadar çoğalırsa örgülerimiz de o kadar kişiye hitap etmiş olur. Şimdi bakın ön yüze geldik. 3 düz 3 tersti ön yüzde. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine 3 tane araşa veya ters örüyorum önce. Sonra burada 3 tane olan düz olan yani ilmeğimin hemen üçüncüsünden bakın şu 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm, bir doladım, tekrar düz ördüm. Yine arada 3 tane ilmeğim araşa. Ve ikinci örneğindeyim bakın. Üçüncü ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bırakıyorum, sonra bir düz ördüm, bir doladım ve düz ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi araşa örüyorum. Bir örneğimizi kurmuş olduk. Arka yüzde tamamını bakın ters örüyorum. Bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şu an bir örneğimiz bitti. İkinci örneğimizin arka yüzden tersleri örüyoruz tamamını. Bir sıra. Öyle sayalım. Daha net anlaşılsın. Bir sıra ördük. Şimdi ön yüzüne geldiğimiz zaman ön yüzde de 3 tane ilmeğimi araşa ördüm. 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Bir sıramız bu şekilde. 3 araşa, 3 düz. Kaç ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde sevgili izleyicilerim. Arka yüzün tamamı ters bakın. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde şimdi bir sıradan modelimizi gösterelim ve videomuzu tamamlayalım. Hemen siz izlerken ben böyle hızlıca geçtim. Bu renkten de harika durdu değerli izleyicilerim. Bakın lila renginden de ayrı bir güzel durdu. Çok da kibar. Bence hem bebek yeleği hem bayan yeleği
yapılabilecek bir model diyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın kaldığım yerden. Şimdi bir tane örneğimizi burada dizmiştik. Şimdi ikinci örneğimize geldik. İkinci örneğimizle kenar ilmeğimizden sonra bakın 3 tane yine araşı örüyorum. Sonra 3 tane burada düz olan ilmeğimi bu üçüncüsünü hemen 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Sonra tekrar bakın 1 tane düz ördüm. 1 doladım ve yine bir düz ördüm. Arada 3 tane ilmeğimi araşı örüyorum. Şimdi ikinci örneğimize geldik. İkinci örneğimize bakın. Yine 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz doluyoruz. Hemen yine düz örüyorum. Ve 3 tane ilmeğimi araşı örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın iki örnek yapınca bir örneğimiz ortaya çıktı şimdi. Şimdi arka yüzde ne yapıyoruz? Tamamını ters. Tamamını. Her sırasında tamamı ters arka yüzeyde. Şöyle tamamlayacağım. Ön yüzeyi de gösterip videomu bitireceğim sevgili izleyiciler. Tamamı ters ördük. Şimdi ön yüzde de ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane araşı örüyoruz. 3 tane de burada zaten belli olmaya başladı artık. 3 düz. Bir sıra bu şekilde geçiyoruz. Sonraki ön yüzdeki sırada da yine modelimizi böyle yapıyoruz. Bu sıramı böyle tamamlamak istiyorum. 3 düz, 3 ters. Ön yüzde 3 düz, 3 ters. Ben tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ve sizlerle beraber örmüş olduğum modeli göstermek istiyorum. Yeşilden de ayrı bir güzel durdu değerli izleyicilerim. Tabii şimdi çoğalsa biraz daha örgümüz kendini daha da çok gösterir. Umarım anlaşıldı. Bakın arka yüzü bu şekilde. Tamamı ters olan bir model. Ön yüzü de bu şekilde. Lila rengiyle videomuzu tamamlayalım. Bakın orta kalınlıkta 3 numara şiş. Lila rengi. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.